Arkadaşlar merhaba. Şimdi tüm Avrupa Birliği topluluğunda nasıl bir kayıt yapılabiliyor? Kaydımızı nasıl tamamlayabiliriz? Bu önemli. Şimdi öncelikle Avrupa Birliği'ndeki tüm devletlere şu anda İngiltere sitesi üzerinden hizmet verildiği için dolayısıyla İngiltere sitesine girmemiz lazım. Bu mevzuda İngilizce bilmek aslında bir miktar önemli. Ya da buradaki adımlara dikkatli olarak takip ederseniz bu işi yapabileceğinizi düşünüyorum. Aslında çok benzer Türkiye'deki kayıt sistemine zaten hemen hemen tıpatıp aynısı. Bütün sistem zaten biliyorsunuz çok dilli olarak çalışabiliyor. Öncelikle ne yapıyoruz? atomi.com.tr değil atomi.uk şeklinde siteyi çağırıyoruz. Böylece açılan site İngiltere sitesi. Buradan tercih edebileceğimiz iki değişik yöntem var. Bence karşı tarafın yani kayıt olacak kişinin kendisinin yapması ama ona yardımcı olacak isek de mutlaka aynı dakikalarda kişinin de bir şekilde e-maillerini kontrol ediyor olması lazım. Öncelikle sizin yaptığınızı düşünürsek. Siz kendi hesabınıza giriyorsunuz login ile. Buradan siz kendi hesabınıza bir şekilde girdiğinizde evet şu anda girişi yapalım. Evet. Hesabınıza girdiniz. Buradan kayıt konusu için Join Us'ı seçiyoruz. Bu seçildikten sonra biliyorsunuz iki değişik hatta üç değişik kayıt sistemi var. Bir tanesi tüketici, bir diğeri girişimci, bir diğeri de globalde olan yani şu anda hazır olmayan ancak ileride açılacak olan ülkelerdeki kayıtlar. Şimdi diyelim ki distribütör kaydı yapacaksınız. Distribütör kaydı için yani girişimci kaydı için birçok özel bilgi de gerektiğinden kişiyle mutlaka telefon yanında olmanız iyi olur. Ya da mesela bir Zoom toplantısı yapıp ekranı paylaşıp o şekilde kendisine yardımcı olabilirsiniz. Kendisi yapabilir ya da siz yapabilirsiniz. Aynı anda da gerekli bilgileri kişi size vermiş olur. Eğer tüketici kaydı yapacaksak seçiyoruz. Register diyoruz ve buradan tüm seçeneklerin işaretli olması için bakın bunu seçtiğimizde hepsi işaretlenmiş oluyor ve ne yapıyoruz? Next ile devam ediyoruz. Sonrasında tüm ülkelerle ilgili olan seçenek öncelikle buradan karşımıza geliyor. Bakın United Kingdom, Avusturya, Belçika, Bulgarya gibi bütün seçenekler burada var. Dolayısıyla Almanya kaydı yapmak için öncelikle ülkeyi seçtik, Almanya. Sonrasında kişinin e-mail adresini İşte yazıyoruz. Etten önceki kısmı. Daha sonra da hangi seçeneği kullanıyorsa Gmail, Hotmail, Yahoo şeklinde bunu ne yapıyoruz? Seçiyoruz. Eğer bunlardan hiçbirisi yok ise ne yapacağız? Buradaki Type Email seçtik. Dolayısıyla buradan mesela işte ru.com şeklinde ya da ru. Evet yani .com şeklinde girdik. Ne yazıyorsa. Eğer bunlardan bir tanesi değil ise orada. Sonrasında Send Verification E-mail'i seçiyoruz. Bunu tıklamamız lazım. Tüm e-mail'i girdikten ve ülkeyi seçtikten sonra. Böylece sistem karşı tarafa yani kaydını yapacağımız kişinin e-mail adresine bir onay maili gönderiyor. Bu onay mailini orada bir linki onay mailine girdiğinde orada bir link var. Bu linki tıkladığı zaman sonrasında sisteme bir cevap geliyor oradan. Yani bu kişi benim şeklinde. Ve böylece de verification complete denilen bölüm aktif olmuş oluyor. Yani bakın burada aktif değil ancak karşı tarafa mail gittiğinde aktif oluyor. Böylece de siz daha sonraki adımlara devam edebiliyorsunuz. Kişinin ismini, eğer ikinci ismi varsa ikinci ismini, sonra soy ismini alıyorsunuz. Erkek veya dişi olduğunu seçiyorsunuz. Yine buradan İşte doğum tarihi, gün ay, yıl şekliyle ve bakın burada da kişi Almanya'da oturuyor olabilir ancak farklı ülke vatandaşı da olabilir. Dolayısıyla buradan vatandaşlığını da seçiyorsunuz. Bütün dünya vatandaşları da olabilir. Hangisi ise. Mesela biliyorsunuz Türkiye'de ikamet izniyle kalan vatandaşlar da var. Dolayısıyla onlar gibi. Eğer kişi hem Almanya'da oturuyor hem de Alman ise buradan Almanya seçiliyor. Özür dilerim. Mobil telefon seçiyorsunuz. Daha doğrusu yazıyorsunuz.
Normal telefon varsa onları da yazıyorsunuz. Yoksa da sadece mobil telefonu girmek yeterli. Buradaki yıldız işareti biliyorsunuz zorunlu, yani doldurulması gerekli alanları ifade ediyor. Sonrasında adres bilgilerini net olarak alıyorsunuz. Bu adres bilgisi buraya girilen kodlamalarla ne yapıyor bakın. Burada size Google tarafından önerilmiş olan şeyler de var. Bunlar direkt aynı anda doldurulması gerekenlere geliyor. Siz eğer detay yazmanız gerekiyorsa o detayları yazıyorsunuz. Bakın optional diyor, yani seçenek. Sonrasında bunlar netleştikten sonra kişinin ne yapıyoruz? Şifrelerini belirliyoruz. Şifreler ikişer adet giriliyor biliyorsunuz. Önce bir, sonra iki. Bir de misafir şifrelerini giriyorsunuz ve bundan sonra da next deyip ikinci adıma geçiyorsunuz. İkinci adımda da tüketici kaydı olduğu için daha fazla detay sormayacak bize. Sadece sponsor ID'yi belirleyip ondan sonra da yerleşmesini yapıp işi tamamlamış olacağız. En kolay tüketici olarak kaydetmektir. Ben onu tavsiye ediyorum. Dolayısıyla tüketici olarak kaydettikten sonra diğer adımları kişinin kendisine bırakmak çok daha mantıklı olabilir. Ancak kişiyle birlikte yapıyorsanız direkt ne yapabilirsiniz? Ben şu anda geriye alıyorum. Direkt distribütör kaydından yapabilirsiniz. Burada da aynı şekilde bütün seçenekleri onayladık. Sonra detaya gidiyoruz. Yine aynı şekilde ülkeyi seçiyoruz. E-mailini giriyoruz. Örneğin Gmail kullanıyor. E-mailini giriyoruz. XYZ. Sonra Send Verification dediğimiz zaman karşı tarafa bir e-mail onay maili gidiyor. Evet. Ondan sonra bakın verification'ı bekliyoruz. Complete olduğunda, bunu complete olup olmadığında kontrol etmek için tıklıyoruz. Eğer hazırsa zaten size onaylanmıştır mesajı geliyor siteden. Sonra daha değişik detayları görüyoruz. Bakın burada çok daha fazla detay soruyor bize. Pasaport ya da ID kart, yani kimlik kartı bilgisini soruyor. Ondan sonra bunların resimlerini ne yapıyorsunuz? Yüklemeniz gerekiyor siteye. Bu resimleri alıyorsunuz daha öncesinde ya da kişi ne yapıyor? Hazırlığını yapıyor. Sonrasında Big ve Swift Code isminde değişik sorduğu bilgiler var. IBAN numarası, yani banka numarası. Burada da seçeceğiniz farklı özellikler var ülkeye göre. GR, Germany. Sonrasında bununla ilgili olan file'ı da ne yapıyorsunuz? Dosyayı da yüklüyorsunuz. Tax Identification Number, yani vergi numarasını size soruyor. Bunların hepsi girilmesi gereken bilgiler. Mobil numarayı soruyor. Ondan sonra yine adresi soruyor. Biraz önce 1002 girmiştik gördüğünüz gibi. Evet, adresi seçtik ve geldi. Bundan sonra yine aynı şekilde ne yapıyoruz? Şifreleri belirliyoruz ikişer sefer. Misafir şifresini belirliyoruz ve next deyip diğer ekrana geçiyoruz. Bu diğer ekranda da bakın burada bütün adımlar yazıyor zaten. Diğer ekranda da sponsor bilgileri girilip yerleştirme yapılıp ondan sonra da iş tamamlanmış, yani kayıt tamamlanmış oluyor. Tüm 32 ülkenin kaydı, yani Avrupa Birliği'nde bulunan 32 ülkenin kaydı buradan yapılıyor. Bu ülkelerde zaman zaman gümrükten dolayı ürün almalarını veya ürün göndermeyi İngiltere bazen açığa alabiliyor. Yani kapatabiliyor. Çünkü yeni hazırlıklar yapıldığı için. Ancak şu anda bildiğim kadarıyla tümüyle bu iş mümkün. Bütün ülkelerde bir problem yok. Şu anda çözüldü diyebiliyorum. Yalnız buna da dikkat etmek lazım. Ancak bu kayıtlara engel değil. Kaydı hemen yapabiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum bilgiler için. Sorusu olanlar varsa daha sonra konuşabiliriz.